أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem kardeşlerim, biz Kitabul Birri vel Ahlak'a gelmiştik ve şu anda kaçıncı ciltteyiz? Beşinci ciltte maşallah. Bu sene inşallah bu dönem biter. Yani şey. Neredeydik? Günah çeşitlerini okuyorduk. Bugün de onlardan biri de وَمِنُ الظَّنُّ السُّ Suizan etmek. Suizandan kaçınmak. Tamam mı? Hüsnü zan, adem-i itimat. Dediği zaman öyle diyor. Önce iyi düşüneceksin ama %100 itimat etmeyeceksin. Vel hikd kin. Vel haset kıskançlık. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyuruyor. Ya eyyühellezîne âmenü cüttenibû. Ey iman edenler, kaçının. Kesîran minedzan. Fazla suizan etmekten kaçının. Zandan fazla kaçının. İnne ba'da zanni ismi. Çünkü zannın bir kısmı günah olur. Yani suizan. Ve la tecessesu. Böyle her şeyi araştırmayın ya. Peşine düşüp de ne oldu acaba böyle. Pirpirikli adamlar vardır ya. Sanki mübarek adam Cenab-ı Hak onu sanki MİT mensubu olarak yaratmış. Haşa. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Şimdi güzel kardeşim, önemli bir şey bu. Buyurmuş ki İyyâkum vezzanne. Zandan kaçın. Fe innezzanne ekzebul hadisi. Çünkü zan söylenecek sözlerin en yalanıdır. Zanla söz söyleme. Ve la tehassesu ve la tecessesu. Böyle bir şeyin peşine düşüp fazla araştırmayın. Yani bir milletin kulak hırsızlığını yapmayın. Tamam mı? Ve la tenafesu. Yarışmayın. Karşılıklı işte şunda var bende niye yok. Yani hayırda yarışmak güzel de. Ve la tehasedu. Birbirinizi kıskanmayın. Ve la tebagadu. Birbirinize buğz etmeyin. Ve la tedaberu. Yani öfkeyi gerektirecek şeyleri yapmayın. Tamam mı? Ve kunu ibadallahi ihvana. Bunu ezberlemek lazım bu hadisi. Kardeşler olarak Allah'ın kulları olun. Ve anhu yine Hazreti Ebu Hüreyre enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal buyurmuş Resulullah. İyyâkum vel hasede. Kıskançlıktan kaçının. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema te'kulun nâru el hataba. Aman ya Rabbi. Çünkü kıskançlık insanın yaptığı güzel amelleri ateşin odunu yaktığı gibi. Ev kâle el uşbe. Uş dediği ot. Saman. Samanı yaktığı gibi yakar. Ani Zübeyir ibn el-Avvami radıyallahu anh enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kar. Resulullah buyurmuş. Debbe ileykum debbe ileykum da'ul umemi çok manidar. Yani kablekum sizden önce geçen ümmetlerin hastalığı size bulaşmış. El-hasedu وَالْبَغْضَاءُ Birisi kıskançlık, birisi öfke duymak. هِيَ الْحَالِقَةُ Halika ne demek acaba? Boğar manasına mı? Allah bak, 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 bak. Çok harika. Tıraş eder. لَا اَقُولُ تَحْلِكُ الشَّعَرَ Saçınızı tıraş eder, berber gibidir bu. Güzel bir teşbih. Ben bu hadisi ilk defa okuyorum gibi. وَلَاكِنْ تَحْلِكُ الدِّينَ Sizin dininizi tıraşlar. Yani demek kıskançlık ve öfke. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَد۪ي Yedin, elin, yani yedim, şey nedir? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmeden cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا Birbirinizi sevmeden de giremezsiniz. İman etmiş olmazsınız. أَفَلَا اُنَبِّيكُمْ بِمَا يُسَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ Size bu imanınızı sabit kılacak şeyi haber vereyim mi? Yani bu muhabbeti. اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ Aranızda selamlaşın, yayın selamı. Bu sevgiye cemlederim. Evet, evet, evet. وَمِنْهُ Günahlardan biri de تَتَبُّعُ الْعَوْرَاتِ Aman ya Rabbi. Birinin, yani Allah, Müslümanların
özel hayatlarını fazla araştırma. Bu demek yani. An ebi, işte efendim karısıyla şöyle de, karısı böyle de, işte şöyle yaptı da böyle. Sana ne kardeşim? Bu zinayı görüp de inkar etmek manasına değil. O Allah'ın emri o. An ebi Berzetel Eslemiyye radıyallahu anhu kale buyurmuş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Resulullah. Ya maşere men amene bilisanihi ve lem yedhulil imanu kalbehu. Ey diniyle iman edip de iman kalbine girmeyenler. La tahtabul müslimin. Müslümanları gıybet etmeyin. Ve la tettebi'u avratihim. Onların özel bir kısım kendi ailelerine ait gizli şeylerini ifşa etmeyin. Varsa hataları vesaire. Fe innehu men ittebe'a avratihim yettebi'illahu avrateh. Kim Müslümanların özel, şahsi meselelerini araştırır, peşine düşerse Allah da onu rüsva eder. وَمَنْ يَتَّبِعْ Yani Allah da onunkini ortaya koyar. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ Kim bir insanın Allah özel işlerini ortaya korsa يَفْتَحْهُ فِي بَيْتِهِ Evinde onu rezil eder. Var mı? Ya bütün gizliliklerini ortaya korsun. Ah ah. Birisi bunu yaptı. Bir ailenin huzurunu bozdu. Bizzat biliyorum. Sayyide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el minbere. Bir gün Resulullah minbere çıktı. Fenada bi savtin rafi'in fekale. Yüksek sesle çağırıp yani ifade edip şöyle buyurdu. Ya maşere men kad esleme bi lisanihi ve lem yuftil imanu ila kalbihi. Ey diliyle Müslüman olup iman kalbine girmeyenler, akmayanlar. La tu'zul muslimina Müslümanlara eziyet vermeyin. Ve la tu'ayyiruhum onları ayıplamayın. Ve la tettebi'u avratihim gizli ve özel işlerini de karıştırmayın. Fe innehu men tetebba'a avrate ahihil muslim Müslüman kardeşinin gizli şeylerini araştıran tetebba'a Allahu avratehu. Onunkini de Allah ortaya koyar. Ve men tetebba'a Allahu avratehu Allah kimin ki gizli şeylerini ortaya koyarsa yaftahu onu rezil eder. Ve lev fi cefli rahlihi isterse bindiği hayvanın karnında da olsa rezil eder. Yani gizlenmekle kurtulamaz. Kale bunun üzerine ve nazara ibn Umar'a yevmen ilel beyt ev ilel kâbeti fekale. Abdullah ibn Ömer bir gün yani beyti muazzamaya veya Kabe'ye bakıp dedi ma azameki ve azame hurmeteki yani ne kadar büyüksün senin hürmetin yani saygınlığın ne kadar büyük ama vel mu'minu a'zamu hurmeten indallahi minki. Bir mümin Allah katında saygınlık gösterilme, saygı gösterilmesi noktasında senden daha büyük. Harika bir söz. An Muaviye radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu. İnneke inittebate avratin nasi. İnsanların gizli şeylerini, ailevi şeylerini ortaya koymaya çalışırsan efsettehum evkitte entüfsidehum. Onların aile huzurunu bozarsın veya neredeyse bozma noktasına gelirsin. Fekale Ebu Derda demiş ki bu zat kelimetün semi'aha muaviyetu min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz Hazreti Muaviye'nin Resulullah'tan duyduğu bir sözdür. Nefa'ahullahu teala biha. Allah ona bununla istifadeyi nasip etsin. An Ebi Ümamete radıyallahu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. Resulullah buyurdu. İnnel emira. Ya çok önemli bu. Şu anda Türkiye'de bu yapılıyor. Anladın değil mi? On binlerce insan. FETÖ'cü mü? Terörist mi? Vermişler çoğu da kafatasçı veya kemalist hakim ve savcılara. Ey Tayyip Bey. Bu hadis-i şeriften kork. Ben de karşıyım. En çok zulmü en az senin kadar bana da yaptılar. Beni öldürmeye çalıştılar bu Güleniz grup. En son da işte biliyorsun 2 sene uğraştık. 100 bin euro avukat parası verdik. Bunu sen de biliyorsun. Ama bu senin zulmetmene sebep olamaz. İnnel emira bir bey, bir devlet başkanı. İzebtega ribete finnâsi. Eğer kendi vatandaşları konusunda hep şüphelenirse efsedehum onları bozar. Şu anda bozdu Tayyip Bey. Halkın desteği azaldı. Kim ne derse desin azaldı. Belki alternatif çıkmazsa kazanacak.
Yoksa kaybeder. Biz de alternatif çıkmaması ve kazanması için dua ediyoruz. Bu ayet, bu hadis çok önemli. Utiye ibn Mes'udin radıyallahu anhu fakile. Abdullah ibn Mes'ud'a gelinmiş ve denilmiş. Hada fulan takturu lihyetehu khamran fekale. Bu adam var ya, sakalından şarap damlıyor. Demiş ki, inna kad nuhina anin tecessüsi. Böyle özel şeyleri araştırmaktan yasaklandık. Velakin in yazhar lena şeyun nâhud bihi. Tabi açıkça bir şey bize ortaya çıkarsa, tabi onu sorgularız yani. Yani bu illa yani haram işlendi de biz de susacağız manasına değil. Anladın? Ve minhu el kibru vel ihtiyar. Bundan biri de böbürlenme. İhtiyal dediği o, böbürlenip gezme. Havalı gezme. Kibir de kibir. Büyüklenme. Kâle Allahu Teala, çok tatlı bir ayet bu. Ve lâ tusa'ir haddeke linnâsi. Yanaklarını insanların karşısında şişirme. Yani o mafya yapıyor ya bunu. Şey manasına değil mi hocam? İnsanlardan yüzünü çevirme. Hayır. İşte bu o dahil ona. Tabii. La temlik vecek anhum. La temlik vecek anhum tekebburam. Nerede? Tamam işte. Kibirlenerek yüzünü çeviriyor. Böyle etme yani. Şişirme. Yani yüzünü çevirme. Kibirlenerek hemen. Bu da kimmiş? Falan. O yani. Yanlış ifade etmiş olabilirim. Ve la temşi fil ardı meraha. Yani böbürlenerek yeryüzünde gezme. İnne Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Kendi iş yaptığı işlerle övünen, böyle böbürlenerek dolaşan insanları Allah sevmez. Sadakallahul azim. An Harise ibn Vehb radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurmuş ki Resulullah. Ela ukhbirukum bi ehli'l cenneti. Cennet ehlini haber vereyim mi sizlere? Küllü daifin mutedaifin. Allah Allah. Alabildiğine zayıflar cennet ehlidirler. Lev aksama alallah ile eberrehu. Öyle zayıflar var ki eğer Allah'a bir yemin etse o yeminini Allah doğru çıkarır. Ela ukbirikum bi ehlin nar. Cehennem ehlini size haber vereyim mi? Küllü utullin. Allah Allah. Utul. Katı, kuru demek. Cevvazın, hayrı engelleyen, müstekbirin, kibirli olan herkes. Katı, cimri, hayrı engelleyen ve kibirli olan. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kale buyurmuş ki, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kale Allahu azze ve celle, Cenab-ı Hak buyurmuş, hadisi kutsi, el kibriyâ-u ridâ-i, kibriyâ benim gömleğim. Değil mi? Gömlek üst oluyor değil mi rida? Vel azametu izari. Kibriya ile azamet arasında da fark var. Ben bu ara Risale-i Nur'u tahsiye ediyorum ya. Yani ama nedir kibriya? Allah'ın yani nedir? Allah'a ait olan iki sıfat bu. Evet. Büyüklük, azamet. Diğeri de bir nevi pantolonum gibi yani. Femen nazani vahiden minha. Kibriya ve azamet konusunda kim benimle çekişirse kadeftuhu finnari, onu cehenneme atarım. Gayet açık. Biraz sonra içeceğiz. Soğudu, içmeyeyim. An Abdillahi radiyallahu anhu, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, Resulullah buyurdu. La yedhulun nara ahadun fi kalbihi mithkalu habbeti khardelin min iman. Kalbinde bir buğday tanesi kadar iman kalan bir adam cehenneme girmez. Girse bile çeker çıkar. La ve la yedhulul cennete ahadun fi kalbi miskalu habbeti khardalin min kibriya. Böbürlenme ve büyüklenme bir buğday tanesi kadar bulunan kalbinde insan da cennete girmez. Tabii bu dehşetini anlatmak için mesela. Yoksa diğer hükmünü akaid kitapları vermiş. Yani günahı kebair, günah-ı sagair ne kadar çekecek, ne olacak? O konuda biz karar veremeyiz. Ve anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine Abdullah'tan buyuruyor ki la yedhulul cennete men kâne fi kalbihi miskalu zerretin min kibrin. Yani kalbinde bir zerre miskal değil mi?
yani bir atom kadar kibir bulunan cennete giremez. Kâle racülün. İnne racüle yuhibbu en yekûne sevbuhu hasenen ve na'luhu haseneten. Vallahi insanlar hem elbisesinin hem de giydiği nalinin, nalin dediği papucunun güzel olmasını sever. Kâle diyor ki Resulullah, inne allâhe cemîlün yuhibbul cemal. Allah güzeldir, güzeli sever. El kibru batarul hakki ve gamtun nasi. Çok enteresan değil mi bu? Yani hakkı inkardır ve insanları hakir görmektir. Demek ki batar, inkar manasınaymış. Batara şımarmak demek biliyorsun. Hakka karşı batıra diye ayette var. Öyle hatırlıyorum. An Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurmuş Peygamberimiz. Selâsetun, üç kişi var ki, la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti, ve la yüzekkihim, ve la yanduru ileyhim, ve lehum azâbun elîm. Üç kişi var ki Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz. Onları tezkiye etmez, merhametle onlara nazar etmez. Onlar için acıklı bir azap var. Kim bu? Şeyhul Zâlim. Hem yaşlı hem de zina eden alçaklar. Ve melikün kezzabun, yalan söyleyen devlet adamları. Ve ailun müstekbirun, bu da çok önemli. Yani kibirli fakir. Hem fakir hem kibirli. An, şunu da okuyacağız mecburen. Amr ibn Şuaybin an ebihi an ceddihi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale, buyurmuş Resulullah. يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمْسَالَ الذَّرِّ فِي سُوَرِ الرِّجَالِ. Çok enteresan. İnsanlar kıyamet gününde, insanlar değil, kibirli insanlar kıyamet gününde erkek şeklinde ama küçük, yani karıncalar tarzında şey yaparlar, haşredilirler. يَخْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Her yerden onları rezalet kaplar. فَيُسَاقُونَ اِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَا يُسَمَّا بُولَسَ. Bules denilen cehenneme de bir hapse gönderilirler. Bules, şiddetli azap demekmiş. تَعْلُوهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ. Allah Allah. Nerede yani bu نَارُ الْاَنْيَارِ'dan kasıt? Aşırı derecede alevler, alevler. Tıpkı şey gibi diyor bak, eryah gibi yani, riyahın çoğulu. Ateşler onları kaplar. Yuskavne min usarati ehlin nari tînetil khabal. Allah Allah. Yani cehennem ehlinin, cehennem ehli sıkılır, ondan çıkan şeyler, o irin, aman yarabbi, irinler içirilir onlara. Allah Allah. Tînetil khabal ne demek? Yesailun qayhi ve sadidi min abdanihim. Bedenlerinden akan pislikler manasına. An Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu anhu an ebihi kâle, buyurmuş ki tekulûne li fiyyettihu. Allah Allah. Yani bana derler ki sende kibirlenme var. Ve kad rakibtul himara ve lebistus şemlete. Yani ben eşeğe bindim. Ve lebistü şemlene, şemle dediği Arapların adet olan, anlatabildim mi? Yani küçük işler. Evet. Yani o manada yani. Şemle. Şemle dediği yani neyse işte halkın giydiği elbiseyi giydim. Yoksa şemleyi tam bilmiyorum manasını. Bakarız. Yani iş bitti. Bak bir taraftan da. Vakad halettü şate. Koyun da sağdım. Yani küçük işleri yaptım. Mütekebbir değilim. Fakat kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz buyurmuş ki men fe'ale hâda feleyse fîhi minel kibri şey'un. Bunlardan biri bulunursa bir adamda o kibir sahibi değildir. Hocam örtü manasında. Yani örtü dedi işte benim dediğim. Şemle şamil olmaktan geliyor. Yani bütün üstünü örten var ya normal. Aynen. Pijama halk gibi bir şey. Halk elbisesi. Ha, halk elbisesi. An Selemete ibn el-Ekva'i radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buyurmuş ki la yezâlu raculu yedhebu bi nefsihi, kişi kendi başına gitmeye devam eder. Hatta yüktebe fil cebbârine, çok enteresan, zalimlere yazılıncaya kadar, zalimler arasına
yazılıncaya kadar. Bu kendi başına gitmek demek, böbürlenmek, büyük görünmek manasına. Yani kendi ben yeterim. فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ Zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir. عَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَنْ نَب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ Adamın biri gelmiş peygamberimize demiş. Ya Resulallah, اِنِّي رَجُلٌ حُبِّبَ اِلَيَّ الْجَمَالِ Ben öyle bir adamım ki güzelliği severim. Güzellik bana sevdirildi. وَعُوْتِيْتُ مِنْهُ مَا تَرَى Gördüğün gibi çok şey bana verildi bu güzellikten. Cemal yoksa deve mi? Ha? Yok cemal. Güzellik herhalde. Cimal bence o. Hatta مَا اُحِبُّ اَنْ يَفُوقَنِي اَحَدٌ بِشِرَاكِ نَالِ Ben hiç kimsenin papucumu bağladığım ayak bağından bile kimsenin benden üstün olmasını istemem. اَوْ بِشِسْعِ نَعْلِ Şis'i dediği şey yani aynı. Yani ayakkabı bağı. اَفَمِنَلْ كِبْرِ ذَٰلِكَ Bu kibirden midir? Buyuruyor ki قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحَقَّ Hakkı inkar eden. Hakka karşı şımaran, vagamatan nase insanları hakir gören görmektir. Cezakumullahu hayran kesira ve allamana Allahu ilmen nafi'a.